hazırlanan kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. ...2023-2024 eğitim öğretim yılının Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu ailesine, Bingöl'ümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım, aydınlık yarınlarımızın müdecisi sevgili öğrencilerimiz, değerli idareci öğretmen arkadaşlarım, kıymetli velilerimiz, yazılı, görsel ve sosyal medyamızın değerli temsilcileri. Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu duygularla 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle uzun bir tatil döneminden sonra öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle, sınıflarımızla, okullarımızla buluşmayı nasip eden Rabbimize şükrediyoruz. Bu manzarayı hakikaten özlemişiz. Kıymetli konuklar, her başlangıç yeni bir fırsattır. İnşallah bu eğitim öğretim yılı da bilgi ve teknolojiyle yoğrulmuş, nitelikli insan gücüyle şaha kalkmış, büyük ve güçlü Türkiye yüzyılı için bir fırsat ve başlangıç olacaktır. Bizler büyük idealleri olan bir milletiz. Düne, bugüne ve yarına dair adalet ve merhametle yoğrulmuş cümleleri olan bir medeniyetin takipçileriyiz. Bu nedenle hedeflerimize ulaşma yolunda insanımızın eğitimini, ufkunu, bilgi ve birikimini öncelikli mesele olarak görüyoruz. Şükürler olsun bugün ülkemizde her alanda göğsümüzü kabartan, başımızı dik tutan gelişmeler yaşıyoruz. Bu başarının sürdürülebilmesi için özellikle eğitim yatırımlarının artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve çağın ruhuna uygun bir eğitim anlayışının uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları, araştırmacı bir karakterle büyümeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil olarak yetişmeler noktasında bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu meyanda Türkiye yüzyılı hedefine ulaşmak için ve medeni toplumlar içindeki mümtaz yerimizi almak için başta ailelerimiz olmak üzere çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve tüm eğitim camiası ile güç birliği yapmamız gerekiyor. Değerli katılımcılar, yeni eğitim sistemimizin iki temel amacı var. Biri, toplumun eğitim süresini yükseltmek, diğer ise eğitim sistemini bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kalacak şekilde düzenlemektir. Gerek örgün, gerekse yaygın eğitimle insanımızı ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitmek, bilgiyle donatmak, mesleki bilgi ve beceri kazanması sağlayarak geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü sağlamak eğitimdeki ana hedefimizdir. Anayasamızda belirtildiği üzere hiçbir vatandaşımız eğitimden yoksun bırakılamaz. Bu kapsamda valiliğimiz ve eğitim camiamız tarafından çeşitli sebeplerle eğitimler yarıda kalmış, özellikle kız çocuklarımızın eğitimlerini devam ettirilmeleri ve ekonomik sıkıntı içinde bulunanların eğitimlerine tamamlanmasına yönelik desteklemeleri konusunda büyük bir hassasiyet göstereceğimi, vali olarak göstereceğimi özellikle bilmenizi istiyorum. Bunun yanında öğrenci ve öğretmenlerimizin en iyi fizik koşullarında eğitim yapabilmeleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri mekanlar alanlarının oluşturulması, bilişim teknolojilerinden öğrencilerimiz faydalandırılması doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bu kapsamda bu yıl il ve ilçelerimizde 37 okulumuzun onarımı, 3 okulumuzun güçlendirilmesi ve 1 öğretmen evimizin yapımı tamamlanmıştır. 13.7 okul binamızın inşaatı devam etmekte, 10 yeni okul binasının yapım işi de proje aşamasındadır. Bu işlerimiz tamamlandığında ilimize 252 yeni derslik kazandırılmış olacaktır. İl genelindeki 225 okuldaki toplam 2815 akıllı tahta kullandığında bu vesileyle paylaşmak isterim. Bütün bu hazırlıklarımızla birlikte ilimizdeki derslik konusundaki bir sıkıntımız olmadığını ve ilimiz genelinde 388 okul, 2651 derslik, 3991 öğretmen ve 55840 öğrenciyle eğitim ve öğretime başladığımızı ve sınıflarımızdaki öğrenci ortalamasının Türkiye ortalamasının altında olduğunu gururla paylaşmak isterim. Bu hizmetlerin ulaşmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hemşerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve il milletvekillerimizle tüm devlet büyüklerimizle huzurlarınıza şükranlarımı arz etmek isterim. Saygıdeğer misafirler, eğitim öğretim süreçleri sabır, emek ve samimiyet isteyen uzun bir süreçtir. Evlatlarımızın mutlu ve huzurlu yarınlar için eğitim konusuna daha fazla zaman ayırmalı, daha fazla kafa yormalıyız.
Onun için ailelerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, kütüphanelerimizi, derslik ve laboratuvarlarımızı, spor salonlarımızı, oyun alanlarımızı ve bahçelerimizi daha aktif kılmanızı, doldurmanızı bekliyoruz. Her çocuk ayrı bir cevher, her öğretmen ayrı bir imkandır diyerek hayatın tamamını okul gören bir toplum hedeflememiz lazım. Kısacası öğrenmeyi ve öğretmeyi seven bir toplum gerçekleştirme yolunda hep beraber el birliğiyle çalışalım. Sevgili öğrenciler, öğrencilik dönemi hayatınızın en tatlı ve en coşkulu anlarıdır. Okulumuzu ve arkadaşlarınızı sevin. Öğretmenlerinize saygıyla kusur etmeyin. Daima yeni şeyler öğrenin. Farklı okumalar ve farklı alanlarla kendinizi geliştirin. Sizler ülkemizin ümidi, istikbali ve yarınlarınızsınız. İnanıyoruz ki yarın Türkiye'si sizlerle daha aydınlık, daha mutlu, daha kalkınmış ve gelişmiş olacaktır. En büyük düşmanımızın cehalet ve tembellik, en büyük dostumuzun ise güzel ahlak ve faydalı bilgi olduğunu unutmayın. Bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve güvenin. Bu vesileyle her birinizin gözlerini öpüyor, başarılar diliyorum. Değerli öğretmenlerimiz, çocuklarımıza bilgi edinme yöntemlerini öğretirken özgün birer duruşu ve idealler olan bir nesil yetiştirmek ve böylece erdem ve faziletin gönülleri yakınlaştırdığı bir toplum inşa etmek sizlerin sorumluluğundadır. Farklı okumalar yapan, düşünen, sorgulayan öğrenciler hedefimiz olmalıdır. Sizlerden asıl idraki ile tanışmış, çağın ruhunu bilen, medeniyetin kodlarını özümsemiş, kalkınma yarışında bizleri gururlandıracak bir gençlik istiyoruz. Sizlere teslim eden bu yavruları kendi çocuklarınız gibi bağrınıza basacağınız olan inancım ise tamdır. Öğretmenliğin bir ideal ve özveri mesleği olduğunu bilinciyle çok kutsal ve onurlu bir hizmeti, bir görev yerine getirmektesin. Yeni bir eğitim öğretim yılının başında sağlıklı ve başarılı geçirmenizi diliyor, başarı dolu yeni hikayelere vesile olmanızı özellikle temenni ediyorum. Kıymetli velilerimiz, göz aydınlığı çocuklarınızı bizlere emanet ediyorsunuz. İlimiz genelinde tüm çocuklarımızı teknolojinin imkanları kullanabilen, genel kültür yüksek ve hayata dair hedefler olan bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bingöl Valiliği olarak tüm kurumlarımızda, eğitim camiası tüm fertleriyle bu hedefe kilitlenmiş durumdayız. Bizlere emanet edilen çocuklarınız, en değerli varlıklarımız, en önemli sermayemizdir. Onların iyi insanlar olarak yetişmeleri, kendilerine, ailelerine, vatana, millete ve tüm insanla hayırlı olmaları konusunda her türlü çabayı göstereceğiz. Eğitim hayatlarının her anında onların en büyük yardımcısı ve destekçileri olmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki bütün başarılar üst üste konulmuş küçük çabaların eseri. Bu konuda sizlerin de bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve itiraflara dolusu çalışacağımız 2023-2024 eğitim öğretim yılını öğretmen, öğrenci, idareci, velilerimize ve kısaca Bingöl'ümüze hayırlı olmasını diliyor. Hepinize en kalbi selam ve saygılarını sunuyorum. Okulum, seni bana sevdiren nedir diye sorsalar. Defter, kitap, kalemim, melek öğretmenim derim. Her gün sana koşarım. Neşe, bilgi verirsin. Öğrettiğin şeylerle hayata yükselirim. Işıklı yollarından yürüyoruz hepimiz. Okulum sen olmazsan ulusça gerileriz. Rahat rahat konuş çocuk. Bilmez isen danış çocuk. Hep akranın tanış çocuk. Burada hayat bayram çocuk. Burcu burcu sevgi açar. Her türlü dert kaygı kaçar. Yüzler güler neşe saçar. Burada hayat bayram çocuk. Size güzel bu kitaplar. Tatlı sözler, hoş hitaplar. Yersiz olmaz her bitaplar. Burada hayat bayram çocuk. Dersler şarkı türkü sana. Öğretmenler olur ana. İmtiyaz yok ona buna. Burada hayat bayram çocuk. Akıl bahçen işlenir bil. Hep gelecek düşlenir bil. Oyunla ders başlanır bil. Burada hayat bayram çocuk. Yürün. Thank you.
bulduk. Siz de hoş geldiniz okullarımıza. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Size çok iyi. Buyurun oturun bakalım. Biz sizleri çok özlemişiz ya. Ben Bingöl'e yeni geldim. Bingöl'ün yeni valisiyim. Dördüncü sınıf. Sizi bekliyor diye ben de valide sizleri ziyarete geldim. Nasıl, memnunsunuz okuldan? Özlediniz evet. Değil mi? Evet. Benim konuşmamı dinlediniz mi? Evet. Onları tutacağız değil mi? Evet. İnşallah siz de büyüyeceksiniz. Ben gibi vali olacaksınız, emniyet müdürü olacaksınız, komutan olacaksınız, milli eğitim müdürü olacaksınız, tamam mı? Bunlar hiçbir hayal değil. Hiçbir çalıştıktan sonra her şeyi oluyorsun. Aynı bizler de sizler gibi sıralarda oturduk, sizler gibi okullara gittik, tamam mı? Yeter ki çalışın, sizden beklenenleri yapın, her yere gelirsiniz, tamam mı çocuklar? Tamam. Hadi bakalım. İsmin neydi? Tamam. Özgür, al bakalım. Senin ismin neydi? Münyam, sana da. Al bakalım. İsmin neydi? Elif, al bakalım. Hadi iyi dersler sana. Evet. İsmin neydi? Ayşenur. Elif. Tamam. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Selam söyleyin annene, babanın kardeşlerim var. Selam söyleyin.